İsmail Bey sizi bekliyor. Buyurun. Oo, Candan hoş geldin kızım. Hoş bulduk İsmail amca. İhsan Erbil, bu da İsmail amca. Tanıyorum hocam. Nasılsınız hocam? Çok memnun oldum. Sağ olun. Ha, geçin bakalım, oturun şöyle. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ha? İsmail amca, ben telefonda pek anlatamadım sana ama benim yardımına ihtiyacım var. Niye olmasın kızım? Eğer elimden gelen bir şeyse yaparım. Hadi anlat bakalım, ne oluyor? Şimdi benim bir kızım var. Yani aslında üvey kızım. Ya sen ne zaman evlendin? Hiç haberimiz olmadı. Aşk olsun yani. Ondan sonra anlatırım İsmail amca. Öykü, yani kızım, Niman Pek hastası. Ciddi misin sen? Evet, maalesef. Yani biz aslında başlamıştık tedavisine başka bir hastanede. Hatta İhsan Bey bakıyordu Öykü'ye. Ama işte maddi sıkıntılar falan olunca yani başka bir hastane arayışına girmek zorunda kaldık. Yani hocam aslında burası bize başka bir alternatif olabilir mi diye size danışmaya geldik. Anlıyorum. Candan, sana yardımcı olmayı çok isterim. Ancak sana açık konuşacağım. Öykü'nün hastalığı gerçekten çok ciddi. Ama ben bir hekim olarak elimden gelen her şeyi yaparım. Ancak bu tedavinin ücretsiz olarak yapılmasını hastane yönetimine teklif edemem. Sonuçta ben sağlıktan sorumluyum. Finansal konularla ilgilenemem. Anladım.